Yüreğinizden hangi güzellik geçiyorsa, o güzellik gerçekleştiğinde sizin ve evren için hayırlı olacaksa, Yüce Allah'ım inşallah yüreğinizden geçen tüm güzellikleri gerçekleştirsin. Amin. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Allah razı olsun. 2017, 18, 19, bu 3 yıl içerisinde ben Manisa Kavdağı'na defalarca gittim, defalarca orada eğitim hayatım. Hiçbirinde oradaki taşlara dikkat etmemiştim. 3 Kasım 2020'de Manisa Kavdağı'ndaki taşların kalbe döndüğünü fark ettim. 2 yıldır taşların kalbe döndüğünü fark ediyorum. Gezip gördüğüm başka yerlerde. Son 2 haftadır ona dikkat ediyorum. Oraların da taşları kalbe dönüşmüş. Biz bugüne kadar insanda aydınlanmayı, farkındalığın yükselmesini gördük. İnsanlar hem kendilerinin hem başkalarının şifalarına vesile olmayı fark etmiştir. Şimdi taşlar da başkalarının şifalarına vesile olmayı fark ediyorlar ve taşlar da kalp şekline giriyorlar. Biz bugüne kadar sadece insanın canlı olduğunu, taşın cansız olduğunu düşünüyorduk. Eğer bir taş tüm evrenin şifası için şekil değiştirip kalbe dönüşüyorsa, onun da canlılığı üzerine biraz kafa yormak lazım. Canlılık demek ille ağzımız, gözümüz, kulağımız, burnumuz olmalı değil. Nasıl ki bir otun ağzı, kulağı, gözü, burnu yoksa ve o canlıysa, aynı şey bir taş için de geçerli. Taşın da iç organlarını, ağzını, burnunu aramaya gerek yok. Onun da canlı olduğunu şuradan anlayabiliriz. Dünyamız kocaman bir taş. Tamam. Evet. Çevresi yosun tutmuş bir taş. Uzayda böyle bakarsan, ormanlar dünya denilen taşın üzerindeki yosunlar. Okyanuslar ve denizler dünyamızın üzerindeki taş parçasının üzerindeki çiğ damlaları. Dünyamız o kadar canlı ki üzerinde insanı doğuruyor, yaşatıyor. Otu, çiçeği, ağacı doğuruyor, yaşatıyor. Hem de bunu taş yapıyor. Tabii Yüce Allah'ın emriyle tüm bunlar gerçekleşiyor. Dünya koskocaman bir taşken ve tüm bu canlılığı sağlıyorken biz hala taşın canlılığı üzerine düşünüyorsak valla bunu düşünmek bir ayıp. Yani aynen şöyle, annemiz canlı mı değil mi düşüncesine girmek kadar gereksiz bir durum. İşte yani dostlarımız taşlardı. Şifaya, bolluğa, berekete ve bilgeliğe vesile oluyor. Biz bugüne kadar Sayın Hocam taşları, işte kristal taşları evlerimize koyardık. Gerçi ben böyle bir şey yapmadım da. Ama güzeldir o kristal taşları evlere koymak, hele moru, pembesi varsa. Ya da bedenimizin bazı yerlerine arkadaşlar koyarlar, oradan hastalığı çıksın diye. Sürekli bedeninde bulundururlar, bileklikler, kolyeler, yüzükler şeklinde. Bugüne kadar taşın bu şekilde durağanlığıyla şifaya vesile olduğu biliniyordu. Ama artık bizim eğitimlerimizle taşın bir başka özellik yönüyle insanlığa katkıda bulunduğu ortaya çıktı. Taşlar bize bilgelik aktarıyor. Değerli dostlarımız, taşlar bize nasıl bilgelik aktarır? Tamam, hadi bir künye, bir bileklik, bir yüzükteki taş
bazı hastalıkların bedenden çıkarılmasına, yorgunluğun atılmasına vesile olabilir. Ama bir taş nasıl bilgelik sunabilir? Taşı ne kadar hacmiyle taş kabul edeceğiz? Yani bir karpuz kadar olanı taş kabul edeceğiz de, apartman kadar olan bir kayayı taş olarak kabul edelim mi? Ya da bir adayı ya da bir kıtayı taş olarak kabul edelim mi? Elbette taş olarak kabul edelim. Dünya tek başına bir taş. Dolayısıyla değerli dostlarımız, bizim bütün bu bilgeliğimizi dünya sağladı ki biz bu kadar ilerlediysek, uzay teknolojisini geliştirdiysek, uzaydan hiç kimse bize bilgi getirmedi. Biz dünya denilen ekvator çevresi 40 bin kilometre olan koca bir taşın üzerinde bu bilgilere ulaştık. Ve bu bilgileri bize taş sundu. Dünya taşı. Şimdi kıtalar düzeyinde taşları ele alalım. Afrika kıtasına şöyle uzaydan bakıldığında neye benziyor? Bir kalbe benziyor. Yani eğer bir kıta kalbe benziyorsa daha ne yapsın, ne yapsın ya? Kaç tane ana kıta var? Amerika kıtalarını bir tane kabul edelim. Avustralya'yı da bir, Evet. Afrika'yı da bir, Asya'yı da bir, Avrupa'yı da bir. Görüyorsunuz beş ana kara. Hatta Avrupa'yı bile ayırmaya gerek yok. O Avrasya'yı tek bir parça olarak alırsak. Dört ana kara var. Avustralya, Avrasya, Avrupa ve Amerika. Bu dört ana karadan bir tanesi kalp şeklinde. Sevgi bize sevgiyi öğretiyor. Peki oradan da inelim. Daha büyük bir taş parçası ele alalım. Yarımada şeklinde bir taş. Adı Türkiye. Bu taşın ruhu var. Ruhu kadın ruhu. Ve o kadının adı var. Şimdiki adı Fatma Ana. 1000 sene önce Malazgirt Meydan Muharebesi fethinden önce adı Meryem Ana'ydı. Yine bu taşın Roma dönemindeki adı Diana. Yani. Milattan önce 500'de, milattan önce 800'de, milattan önce 1000'de bu yarımada şeklinde Anadolu'muzun bu taşın adı Artemis idi. Daha öncesinde de bu taşın adı Sibel'di. Şimdi Sibel'a hala bir başka taşın üzerinde yaşıyor. Bu da Anadolu'muzun en batısındaki İzmir şehrimizde ve Manisa'da 1517 metre yüksekliğinde bir taşta yaşıyor. Bu taşın adı Manisa Hafta. Sibel'e Dağı. Tabi Sibel'e Dağı zaman içinde Sibel Dağı oldu. Peki Anadolu denilen yarımadamız, bizim güzel cennet vatanımız bize neyi anlatıyor? Diyor ki karaların ruhu var, cinsiyetleri var. Afrika bize sevgiyi öğretti kalp şekline girerek. Anadolu, Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanarak bize anneliği anlattı. Ve dedi ki benim adım da bu. Ve o da kalmadı. Bakın taşlar bize neler anlatıyor değerli dostlar. Dedi ki benim üst tarafımda bir deniz var, kara.
Benim alt tarafımda bir deniz var. Beyaz. Ve benim batı tarafımda bir deniz var. Ege Denizi. Ve benim bir iç denizim var. Bedenimin içinde Marmara. İşte bize bunu anlatırken şunu diyor. Ben neden oraya Karadeniz dedim? Çünkü orası ölüm. Ben neden oraya beyaz dedim? Çünkü orası Akdeniz yaşama. Ben neden oraya Ege Denizi dedim? Çünkü o kadın cinsel organı. Ben neden Marmara'ya Marmara Denizi dedim? Çünkü o bir kadının rahmi. Anadolu denilen bizim cennet vatanımız. Bu yarım adamız, bu büyük kaya parçası bize dört denizin ne olduğunu öğretti. Hem de bunların bilinç ötesinde ne olduğunu öğretti. Bugüne kadar bize bunu hiçbir insan öğretmedi. Ve başka bir şey daha. Dedi ki Karadeniz ölmek. Marmara Denizi'nde bebekler 9 ay durur. Dedi ki Ege Denizi'nde kaybolmak kürtaj olmaktır. Akdeniz'e ulaşmak yaşam bulmaktır. Bunların hepsini bize Anadolu anlattı. Ve hala kayalar bize bilgi aktarıyorlar. Kıbrıs. Şimdi dünya denilen taştan Afrika denilen taşa geçtik. Oradan Anadolu taşımıza geçtik. Şimdi küçültüyoruz. Kıbrıs. O da bir taş. Ve Kıbrıs'ın şekli şu. Biz işaret ederiz böyle birisi. İşaret parmağı. Şeklinde. İşaret parmağımız ve avucumuz şeklinde. Ve Kıbrıs diyor ki, değerli dostlar, ben annemin rahmindeydim. Benim yerim burası değildi. Ve bir taş isterse 2000 kilometre bile yer değiştirebilir. Ben bir zamanlar annemin rahmindeydim. Anadolu'nun rahmindeydim. Yani Marmara'daydım. İnanmazsanız bakın diyor. Şöyle duruyor ya. Şu uç Marmara Denizi'ne konduğunda Çanakkale Boğazı'na geliyor. Şu kısım İstanbul'a denk geliyor. Ve Kıbrıs tam olarak Marmara Denizi'ne oturuyor. İşte ağzı yok, dili yok Kıbrıs'ın. İç organları yok, gözü kulağı yok. Biz onu cansız mı kabul edeceğiz? Anadolu'muzun ağzı, dili, gözü, kulağı, iç organları yok. Biz Anadolu'muzu cansız mı kabul edeceğiz? Afrika'nın ağzı dili yok ama bize sevgi öğretiyor. Onu cansız mı kabul edeceğiz? Dünya denilen taş küre. Ağız, burun, göz, kulak arıyoruz. İç organ arıyoruz yok. Onu cansız mı kabul edeceğiz? Bunca canlıyı doğuran koca dünya anayı cansız kabul etmek ne büyük bir hata. İşte değerli dostlarımız, Kıbrıs diyor ki ben annemin rahminden doğdum. Benim annemin adı Anadolu. İnanmazsanız bakın bana yavru derler. Anama da ana derler. O yüzden yavru vatanım ben, o da ana vatan. Ve bize der ki, başka bir şey daha söyleyeyim size. Yavru vatan şunu der. Ben annemin sütünü içiyorum. Annemin göğüsleri var. Annem beni kucağında tutuyor der. Biz deriz ki nerede annenin göğüsleri? Al işte Silivke. Silivke Akdeniz'e doğru uzanan bir anne göğsü şeklinde değil midir? Ve Silivke'nin yoğurdu, kız seni kimler doğurdu, seni doğuran ana bal ile mi yoğurdu? Neden Silivke'ye ait bir türküdür? Neden orada çıktı? Çünkü yavru vatan annesinin sütünü içecek. Belki ona şöyle desek daha iyi olur. Silifke'nin
Helal sütü. Kıbrıs. Seni kimler doğurdu? Seni büyüten Anadolu ana. Silifke'de mi emzirdi? Bal ile mi yoğurdu? İşte değerli dostlarımız, sadece dünya küresi, Afrika kıtası, Anadolu Yarımadası ya da Kıbrıs Adası bize bilgi vermekle kalmaz. Bize minnacık bir ilçe de bilgi verir. Anne göğsü şekline girmiştir o silifke. Bir de o ağız dile sahip değilse üzerinde yürüyen insanlar ağız dile sahiptir. Ve o ilçe onlara, o ilçe o insanları istediğini söyletir. Neden hiç kimse Şırnak'ta Şırnak'ın yoğurdu, kız seni kimler doğurdu demiyor? Neden Konya toprağı hiç kimseye Konya'nın yoğurdu, kız seni kimler doğurdu, seni doğuran ana balının yoğurdu dedirtmiyor? Neden Silifke bunu dedirtiyor? Çünkü Silifke insanlığa bir ders, bir bilgi vermek istiyor. Taş konuşmazsa insanı konuşturur o taş. Köyün arazisi, ilçenin arazisi konuşmazsa insanı konuşturtur o taş. O taş insanı da konuşturmazsa o taşın ruhu var, o ruh konuşur. İşte değerli dostlarımız, Mayıs'a Kafta 2017 31 aralığında benimle konuştu. Tabii benimle konuştuğu yanlış anlaşılmasın diye hemen açıklayayım. Bir şifa enerjisi fark ettim. Hepsi bu. Ve bu enerjiyi bütün dünyaya yaymak, ulaştırmak istedim. Benimle konuştu dediğim budur. Mayıs'a Kafka, ben ona Spildağ demeyeceğim. İki gözüyle bakanlar ona Spildağ der, üç gözüyle bakanlar ona Kafka der. Osmanlı imparatorlarımız Mayıs'a Kafka'nı bu özellikleriyle biliyorlardı. O yüzden şehzadelerini, sultanlarımız oraya gönderirdi. O yüzden Sultan II. Murat Han tacı tahta 40 yaşındayken bıraktı. Kafka'nın bu bilgeliğine, bu huzur mutluluğuna geldi. Ve değerli dostlarımız, 3 Kasım 2020'de 2 kilo 510 gram ağırlığında beyaz bir mermerden oluşan kalp buldum. O günden sonra daha bir dikkatle taşları aradım. 10 taştan 5'inin kalp şekline girdiğini gördüm. Ve şu son 2 aydır da taşların Midilli Adası şekline girdiğini gördük. Midilli Adası demek değerli dostlar, eğer haritadan bakarsanız bir heybe şeklindedir. Hani biz heybeleri köylerimizden biliriz. Sırtına, omzuna koyarsın. Birkaç türü vardır. Tamamen ön tarafına koyarsın, boynundan asarsın. Ya da bir omzuna atarsın, bir o taraftan, bir bu taraftan sarkar. Hemen hemen şu yeleğim gibi böyle. Eğer omuzunuza atarsanız bir parçası böyle, bir parçası buradadır. Omuzunuza atarsanız bir parçası burada, bir parçası arkadadır. Heybelerde ne var? Ekmek, peynir, domates, soğan, su, ayran. Yani o gün yetecek kadar nevale, gıda vardır. Beslenme çantası diyoruz biz artık ona ilkokullarda. Peki Girit Adası bir heybe şeklinde mi diye baktığımızda evet bir heybe şekli. Ve biz annemizin rahminde 9 ay yaşadık ya. 9 ay heybemiz vardı bizim, beslenme çantamız. O beslenme çantamızın adı plasenta. Tam 9 ay o plasentadan beslendik. Biz annemizin rahminden çıktıktan sonra plasenta
Kordonla beraber dışarı atılır. İşte değerli dostlar, bizim heybemiz, plasentamızdı. Biz annemizden doğduktan sonra Kıbrıs adası olduk. Annemiz Anadolu, biz onun yavrusuyuz ya, bu vatan. Ve biz onun karnındayken plasentadan besleniyorduk. Dışarı çıktıktan sonra onun kucağında Silifke'den, onun göğüslerinden beslenmeye, sütle beslenmeye başladık. Artık bizim plasentaya ihtiyacımız kalmadı. Plasenta bir hatıra olarak geride Midilli adası olarak kaldı. Ve plasentayı eğer incelerseniz, resimlerine bakın internetten değerli dostlar. Bebeğin kordonu plasentaya bağlıdır. Ve Midilli adasına gidin bakın. Midilli adasında da tam o kordonun kesildiği yeri göreceksiniz. Plasentaya kordonun bağlandığı yer. O bir 30 metre yüksekliğinde bir kayadır. İşte orası plasentanın kordona bağlandığı yerdir. Bugün Girit Adası'nda onun üzerine, o kayanın üzerine bir manastır kurmuşlardır. Manisa Kamp Dağı'ndaki taşların bence %40'ı Girit, pardon, %40'ı Midilli Adası şey. Oradaki taşların bir %40'ı da kalp şeklinde. Bu defti %80. Geriye kalanlar da dikdörtgen şeklinde. İşte o dikdörtgenlerden biri bizim Türkiye'mizdir. Türkiye'miz dikdörtgen şeklinde. Ve Girit Adası'dır. Girit de dikdörtgen şeklinde. Değerli dostlarımız, Girit'in dikdörtgen şeklinde olmasıyla o taşların dikdörtgen olması arasındaki bağlantı ne? Anadolu'nun dikdörtgen olmasıyla Kaf Dağı'ndaki taşların dikdörtgen olması arasındaki bağlantı ne? Girit Adası da bize bir bilgi verir. Hani Anadolu yarımadamız bize bilgi verdi dedi ya, ben anneyim dedi ya, adım Sibel'e, Artemis, Diana, Meryem Ana, Fatma Ana. Girit de diyor ki ben babayım. Benim karım Anadolu. Ben onun kocasıyım. Girit bunu bize söylüyor. Peki Girit bunu ağzıyla, diliyle söylemiyor, üzerinde yaşayan insanlarla söyletiyor. İnsanların ağzının, dilinin vesilesiyle bize anlatıyor. Ve insanlar da diyorlar ki burada Minos efsanesi var. Bu Girit'in üzerinde bir boğa yaşardı. Bu boğanın yavrusu Girit Adası'nın altında labirentteydi. Bu boğa yavrusu 72 günde bir dışarı çıkardı. Biz eğitimlerimizin birinci modülünde görüyoruz, anlatıyoruz ya. Girit Adası baba, erkek ve sperm üretir. Onun spermleri Marmara'ya, anne rahmine ulaşır. Kız kulesi anne rahmindeki sağ yumurtalıktır. Bunları anlatıyoruz. Girit Adası'nın dikdörtgenliği onun babalığından gelir. Anadolu'nun dikdörtgenliği onun anneliğinden gelir. O iki dikdörtgeni alır, yan yana koyarsanız bir insan oluşur. Anadolu o insanın sol yarısı, Girit onun sağ yarısı. Neredeyse birbirlerinin kaburgalarından yaratılmış gibi. İşte değerli dostlarımız, Manisa Kaf Dağı'ndaki taşlar
Belki 2017'den sonra değişmeye başladı. Belki de bin yıllardır, milyonlarca yıldır böyleydi. Fakat insan farkındalığı, bizim farkındalığımız 2020'den itibaren başladı. Biz de ne yapıyoruz? Canlı yayınlarda, meditasyonlarda şifalara, berekete, bilgeliğe vesile oluyoruz. Huzura, mutluluğa, cesaretin yükselmesine, yüksek enerjiye vesile oluyoruz. Koronanın dünya üzerinden silinmesine defalarca meditasyonlarımızla vesile olduk. Orman yangınlarının bitmesi için canlı yayınlarımızla yaptığımız meditasyonlarda orman yangınları sönmesine vesile olduk. İşte bizler Mayıs'a Kaf Dağı'ndan aldığımız bu enerjiyle, bu bilgiyle onlara vesile olduk. ...2020'de eğer oranın taşlarının kalbe dönüştüğünü bilmeseydik, 2050'de oranın taşlarının kalbe dönüştüğünü bir başka arkadaşımız bulsaydı, onlar hala 2017'de de, 2020'de de, 2030'da da, 40'ta da, 45'te de kalp olduğunun bilinmesini bekleyen canlılar olarak oradaki taşlar kuracaktı. Burada farkındalığı olmayan insan olacaktı. Eğer biz değerli dostlarımız farkındalığımızı yüksek tutarsak, çevremizdeki her canlının bize huzur, mutluluk, cesaret, yüksek enerji, ebedi gençlik vesilesi olmak için sırada beklediklerini görürüz. Ve Mayıs'a kaftandı. İrili ufaklı taşlar. Onlar da Ege Denizi'ndeki adalar. Hani anne rahminden çıkan bebek kordonu kesilir. Kordon içinden yere kan pıhtıları, kan damlaları düşer ya. İşte Marmara rahimdi, Midilli plasentaydı, Rodos, bebek kesesiydi, Kıbrıs bebeğin kendisiydi. Kordondan dökülen pıhtılar da sayısız, irili ufaklı Ege adalarını oluşturdu. Şimdi bütün dünya bu dikkatle yeniden coğrafyaya, jeolojiye, bütün bilim dallarına bakma ihtiyacı duyar, bunu başarırsa taşlardan öğreneceği çok şey var. Çünkü o taş ufalandı, toprak oldu, suyla buluştu, bitki oldu, suyla buluştu, insan oldu, insan o taştan oldu. İnsan kendini akıllı görüyor, evet. Şimdi bir ot mu daha akıllıdır? O otu yeşerten tarla mı daha akıllıdır? Yoksa o tarladan, özür dilerim, o tarlayı üzerinde taşıyan dünya mı daha akıllıdır? Tabii ki dünya daha akıllıdır, sonra tarla akıllıdır, sonra ot. Dolayısıyla bir insan da madem ki topraktan oluştu, madem ki toprak taştan oluştu, kimin farkındalığının daha yüksek olduğunu anlasın. Bilgiye ulaşmak için taşlara, adalara, kıtalara, dünyaya kulak verilsin. Onlar dinlensin. Bilgiye ulaşmak için ruhumuzu dinleyelim. Ruhunu dinleyen insan
dağın, taşın, kıtanın, dünyanın bilgi aktardığını görür. Ruhunu dinleyen insan, Yüce Allah'ın bütün evrenleri ne muazzam bir düzen içinde yarattığını anlar. Ruhunu dinleyen insan, kendisinin Yüce Allah'ın bir mucizesi olduğunu anlar. Hepimiz Yüce Allah'ın yarattığı birer mucize olduğumuzu anlarız. Dolayısıyla bir hırsız, Yüce Allah'ın onu hırsız olarak yaratmadığını, bir katil Yüce Allah'ın onu katil olarak yaratmadığını anlar. Mucize olduğunu anlayan bir hırsız, mucize olduğunu anlayan bir katil, insanlara şifaya, bilgeliğe, huzura vesile olmak için canla başla hareket eder. İşte o zaman Allah'ın mucizesi olduğunu tam olarak anlar. Mayıs'ta Kaf Dağı'ndaki taşlar bakın bizi nereden nereye götürdü. Bunları bize anlat. Ah, siz neler değerlendirirsiniz Sayın Hocam? Öyle güzel konuştunuz ki hocam, daha üstüne söyleyecek hiçbir söz bulamıyorum. Siz anlatırken uzun bir ah çektim. Keşke dedim coğrafya dersini ortaokuldayken, lisedeyken bu bilgileri öğrendikten sonra dinleseydim dedim. O kadar aslında yaratılışımızın, farkındalığımızı açtığımızda, yaratılışımızın aslında çok karmaşık olmadığını, farkındalığımızı açtığımızda, o gerçekten saf sevgiyle, o Yaradan'la, Rabbim'le bir olduğumuzda, taşın, toprağın, otun, çiçeğin, börtünün, böceğin, koltuğun, kumaşın, her şeyin dile gelip bizle bir bütün olduğunu fark ettiğimizde, ona değer verdiğimizde, bir de o taşlaşan kalbimiz aslında, o kalplerin bir nevi de hocam aslında taşlaşmış kalplerin yumuşaması gerektiğine, kalpler bile şekil değiştiriyor, artık bir şekil alıyor. Üçgende, beşgende, şekilsizdi veya işte ismini koyamadığımız bir şekildeyken o güzelim kalp şeklini alabiliyorsa, siz canlılar, siz insanlar neden o kalpleriniz taş şeklinde duruyor da onu bir çevirmiyorsunuz, onun bir kenarlarını yontmuyorsunuz diyesim geliyor hocam, affınıza sığınarak. Baş tacınız Allah razı olsun. Eğitim tarihiniz belli mi Sayın Hocam? Yakın bir tarihte var mı eğitiminiz? Bugün bir eğitimim yeni bitti hocam. Üçüncü modül Hmm. yeni bitti. Şimdi Ne güzel. 2 gün sonra tekrar başlıyorum. İnşallah birinci modülden. Sonra arada benim bir WhatsApp grubum var hocam. WhatsApp grubuna ilk benim eğitim aldığım zamandan beri eğitim verdiğim bütün can dostlarımı, bir WhatsApp grubum var, Bilincin Yıldızları diye. Hepsini oraya dahil ediyorum. Ara arada onları toparlıyorum. Sonra onlara seanslar Elinize sağlık. Peki sizden eğitim almak isteyen arkadaşlarımız telefon numaranızı kaydetsinler, söyleyiniz. tabii ki hocam. 0543 389 0209 telefon numarasından dileyen seçen bana ulaşabilir. Seve seve katkı olurum. Değerli dostlarımız, hocamız bugün üçüncü modül tamamlamış. Üçüncü modülde Levh-i Ruhların. Mahfuz bilgilerini öğretiyoruz değerli dostlar. Levh-i Mahfuz. Yani bir insan ölünce, bir bitki çürüyünce, bir yıldız yok olup gidince, kara deliğe dönüşünce artık uzayda o yıldız kalmayınca, o insanın, o bitkinin, o yıldızın yaşam boyu kayıtları onunla yok olur gider mi? Yoksa onun kayıtları o insan, o bitki, o yıldız yok olup gitmesine rağmen sonsuza kadar kalır mı? Eğer onun kayıtları sonsuza kadar kalıyorsa nerede kalıyor? Bu bilgilere nasıl ulaşılır? Bunu üçüncü modülde öğretiyoruz. Ve orada değişiklik yapmak istiyorsak
Değişiklikleri nasıl sağlarız? Üçüncü modülde bunu anlatıyoruz. Eğer bir insan, bir bitki, bir yıldız yok olduktan sonra onun kayıtları hala duruyorsa, yani ne yedi, ne içti, ne konuştu, ne rüya gördü, ne hayal etti, hangi doğruları, hangi yalanları söyledi, ne kadar helal, ne kadar haram yedi, hangi elbiseleri giydi, kaç adım attı, bunların hepsi o beden yok olduktan sonra sonsuza kadar duruyorsa, o halde anılar bizim beynimize falan kaydedilmiyor. Bizim beynimizde hafıza merkezi yok. Üçüncü modülde bunu öğreniyoruz. Hafıza merkezi levh-i mahfuzun ta kendisi. Değerli dostlar, vefat etmiş dedelerimizin, ninelerimizin ya da milyonlarca yıl önceki atalarımızın ya da milyonlarca yıl önceki herhangi bir ağacın ya da bir hayvanın anıları canlı olarak levh-i mahfuzda duruyor. Bunlara ulaşmayı, bunları değiştirmeyi öğretiyoruz üçüncü modda. Peki, eğer siz hocamızdan ve bütün hocalarımızdan birinci modülü alırsanız ne öğrenirsiniz? Bilinçaltının dilini öğrenirsiniz. Öyle bir dil var. Bu dili yıldızların hepsi kullanıyor. Gezegenlerin hepsi, gök cisimlerin hepsi kullanıyor. Değerli arkadaşlar, belki şöyle düşünüyor olabilirsiniz. Dil dediğin zaman insan ve hayvan kullanır. Allah'ını severseniz, dünyamız 4,5 milyar yaşında. Dünya üzerindeki yaşam 600 milyon yıl önce. Yani 4,5 milyar yaşında olan dünya 4 milyar yıl boyunca canlı ot, çiçek, ağaç, hayvan barındırmıyordu. O zaman dünya tarihinde 4 milyar yıl dilsiz mi geçti? Dünya 4 milyar yaşında. Peki evren 14 milyar yaşında. 14 milyar yıldır var olan gök cisimleri var. Onlar 14 milyar yıl dilsiz mi yaşadılar, konuşmadan mı yaşadılar? Ve onlar konuşamıyor da sadece insan mı, hayvan mı konuşuyor? Değerli dostlarımız, konuşmak demek, ağzımızdan sesler çıkarmak ya da iki nesneyi birbirine vurarak titreştirmek demek değil. Konuşmak demek, kulakla duymak demek değil. Konuşmak demek, iletişim kurmak demek. İletişim de kalpten kalbe görünmez bir yolla telepatik olarak kurulur. Suyun içinde, akvaryumun içinde iki balık, aynı akvaryumda bulunan iki balık, nasıl ki o akvaryumun suyuyla birbiriyle bağlantı içindeyse, hem de en yoğun şekliyle bütün bedenleri o bağlantının içindeyse, bir balığın meydana getireceği bir hareket suda yarattığı dalgalarla diğer balığı etkileyecekse, bu da bir konuşma değerli dostlar. Hem de balığın hiç ses çıkarmadan yaptığı bir konuşma. Belki balık memnuniyetiyle suyun içinde gezecek, dalgalar çıkaracak. Öbür balık o dalgaların memnuniyetini duyacak. Belki öfkeyle çırpınacak suyun içinde. Diğer balık öfkeyle çırpınan arkadaşının oluşturduğu dalgalarla konuşacak. İşte gök cisimleri milyarlarca yıldır gökyüzünde birbirleriyle size şu verdiğim balık akvaryum örneğinin çok daha ötesinde konuşuyorlardı. Hiç de öyle nesnel bir eşyaya ihtiyaçları da, varlığa ihtiyaçları da yoktu. Yani elektromanyetik bir dalga üretmelerine de gerek yok. Her bir insanın nasıl ruhu varsa, yaratılmış her varlığın da ruhu var. Her bir gök cisminin ruhu var.
ruhları en azından birbiriyle konuşuyordu. İşte değerli dostlarım, siz bizim birinci modül eğitimimizi aldığınızda uzayın ta kendisinin, gök cisimlerin tamamının, dağların, denizlerin, taşların, hayvanların, bitkilerin, insanların hepsinin kullandığı o ortak dili öğreneceksiniz. İkinci modül eğitimimizi aldığınızda hayal edip şifaya vesile olmak tekniklerini öğreneceksiniz. Üçüncü modül, demin söyledik, levh-i mahfuz bilgilerini öğreneceksiniz. Değerli dostlarımız, bunlar dünyevi bilgiler değil ki, bunlar dünya dışı. Dünya dışı bilgiler ruhumuzla kazandığımız bilgiler. Dördüncü modülde İlyada Destanı'nı inceleyeceğiz. Bilinç ötesinde. Hani dedik ya, Silifke'nin yoğurdu, kız seni kim doğurdu? Nasıl ki bir köy, ilçe ya da il ya da bölge yüreğinden geçenleri işitilir hale getirmek istiyorsa insanları kullanır. İnsanların ağzını, dilini, kulaklarını kullanır. Silivki halkımızda Anadolu'nun anne olduğunu, oradan anne sütünün Kıbrıs'a verildiğini türkülerinde dile getirdiler. İşte İlyada Destanı'nda da Anadolu anlatacaklarını Homer'in ağzından, dilinden aktarır. Hem de bunu aktarırken Yüce Allah evreni nasıl yarattı? Yüce Allah evreni yaratmadan önce ne vardı? Anadolu Homer'in diliyle bunu anlatır. Anadolu Homer'in diliyle meditasyon nasıl yapılır anlatır. Anadolu Homer'in diliyle ruhlar hakkında bilgiyi aktarır. Anadolu'muz Homer'in ağzıyla, diliyle bize Ege Adası'nın neye benzediğini, Marmara'nın neye benzediğini anlatır. Anadolu Homer'in ağzıyla İlyada Destanı, dördüncü modülde İlyada Destanı'nda bize tıbbi bilgiler sunar. Kadın doğumuna bilim dalı bilgilerini sunar. İşte o turba atı İlyada Destanı'nda incelediğimiz, gördüğümüz at, sperm kapsülü ve onlar Girit'ten çıkar, Girit baba ve onlar Çanakkale'ye gelir, yani rahmin ağzına gelir. Orada yumurtanın içine, kalenin içine girer. Truva Kalesi yumurta ve içeri girdikten 36 saat sonra sperm kapsülü patlar, içinden 51 tane ayrıca sperm çıkar ve kadın hamile kalır. Tıp bilgilerini veriyor. Ve Anadolu Homer'in diliyle bize 16 bin mısradan oluşan bir bilmece aktarır. Jeolojiyi öğretir. Coğrafyayı öğretir. Dördüncü modülde değerli dostlarımız, işte İlyada Destanı'nı bilinç ötesinde ele aldığımızda dağların insanları ağız dil olarak kullandığını ve bizlere ne büyük bilgiler aktardığını öğreneceğiz. Dağlar, kıtalar o kadar derin bilgiler aktarır ki o bilgilerin vallahi çözülmesi 2800 yılı dahi alabilir. İlyada işte böyle. Sibele Ana 2800 yıl önce Homer'in ağzıyla konuştu ve ortaya konan İlyada Destanı tam 2800 sene anlaşılmayı bekledi. Evet, 2800 sene boyunca insanlar onu ezberledi ve onu ezberlediklerinde aşk ve kahramanlık destanı olarak ezberlediler. Ama o onun açıklaması değildi. İşte demin söylediğim meditasyon, tıp,
coğrafya, jeoloji, evrenin yaratımı, bilmece. Bunlar onun açıklaması. Bugün ben mitoloji profesörüyüm diyen dostlarımız, İlyada destanını ezbere bilen dostlarımız, İlyada destanını ezbere biliyorlar. Açıklamasını bilmiyorlar. 2800 yıl boyunca açıklanmayı bekledi. İşte kıtalar, dağlar, taşlar öyle bir akıllıdır ki onların ortaya koyduğu destanları çözmek insanlık için 2800 yıl gerektirebilir. 2800 yıllık açıklama bekleyen bir destanı keşfettik. Ama şu anda var olan bazı destanlar belki 50 bin yıl sonra, 100 bin yıl sonra açıklanacaktır. O destanları da o şairlere, o sanatçılara bulundukları coğrafya aktarmıştır. O coğrafyanın ağzı ve dili olmuştur o sanatçılar. Değerli dostlarımız, İlyada Destanı işte sizlere. Bütün bu açıklamalarıyla anlatacağız. Anlatıyoruz. Beşinci modül eğitimimizi alırsanız, Odysseus destanı bilinç altında nedir? Bunu öğrenirsiniz. Odysseus destanının sadece Truva'da savaşan ve Truva'dan dönen 20 yıl maceralarla dolu bir kralın kahramanlık öyküleri olmadığını, ayrıca onun bir meditasyon kitabı olduğunu, onun bir şifa kitabı olduğunu, tıp kitabı olduğunu, insanı kamil kitabı olduğunu, bir bilmece kitabı olduğunu, jeoloji kitabı olduğunu anlarsınız. Odiseye destanı insan kamil yolculuk kitabı. Ve bunu da ona Homer'e Manisa Sibeler Dağı öğretti. O Manisa Sibeler Dağı'ndan aldığı bu bilgileri bizlere aktardı. 2800 yıl geçmesi gerekli o bilgilerin anlaşılması için. Ve Allah'a şükür o bilgilerin açıklanması ve anlatılması bizim eğitimimize nasip oldu. Ben kendimi ne kadar şanslı görüyorum. Ve değerli dostlarımız, siz 6. modül eğitiminizi alırsanız, Atlantis kıtası nerede? Atlantis uygarlığı nerede? Atlantis'in hangi bilgileri vardı? Atlantis hala yaşıyor mu? Niye battı? Nasıl battı? Neden batma ihtiyacı duydu? Şu anda nerede? O bilgiler nerede duruyor? Nasıl ulaşabiliriz? 6. modülde bunu anlatıyoruz. 6. modülümüzde Atlantis uygarlığının bilgilerini size aktarıyoruz. Atlantis uygarlığı. Ve Atlantis uygarlığı batmadı, yer değiştirdi. Hala canlı olarak duruyor. Ve o bilgiler neler, onları tek tek anlatıyoruz. 7. modülümüzde değerli dostlarımız, resimler bilinç ötesinde nasıl analiz edilir? Yani çocuklarınızın çizdiği, sizin çizdiğiniz, herhangi bir ressamın, bir insanın çizdiği resimler nasıl incelenir? Onun resmine bakarken onun hangi problemleri var, nasıl tespit edilir? Ve o kişinin haberi dahi olmadan siz öğreteceğimiz tekniklerle o resmi yeniden hayalinizde şekillendirerek o kişiyi ya da kendinizi o problemlerden nasıl kurtarırsınız, bunu öğretiyoruz. Mesela birinin resmine baktınız, oho, bipolarmış. Gözünüzü kapatıp o kişiyi bipolarlıktan nasıl kurtarırsınız, bunu öğretiyoruz. Birinin resmine baktınız, şizofrenmiş, bunu anladınız. Gözünüzü kapatıp o kişiyi şizofrenlikten nasıl kurtarırsınız? Bunu öğretiyoruz. Gözünüzü kapatıp kişinin resmine baktınız, aa, bipolar, özür dilerim. Borderline'mış bu. Onu borderline'lıktan nasıl kurtarırsınız, gözünüzü kapatıp hayal ederek, onun resmini yeniden oluşturarak?
Çocuğunuzla probleminiz var, eşinizle probleminiz var. Anneniz, babanız, kayınvalideniz, kayınpederiniz, amca, dayı, teyze, hala, kuzenler, çalıştığınız arkadaşlar, iş yerindeki dostlarınızla problemleriniz var. Bunu nasıl düzeltip, özür dilerim, bunu sizin çizdiğiniz resimden görüyoruz. Ve o resmi nasıl düzenlediğinizde bu problemlerinizden kurtulursunuzu öğretiyoruz. Bilinç ötesinde resimlerin analizi 7. modül eğitimimizde, değerli dostlar. Peki 8. modül eğitimimizde ne var? Aile ilişkileri. Bozuk aile ilişkilerini nasıl düzeltirsiniz? Bunları öğretiyoruz. Mesela aile ilişkilerinde, Allah korusun, aileden birisi uyuşturucu kullansa, siz neyi nasıl hayal ederek onu kurtarırsınız? Ve ailenizle ilişkileriniz düzelsin diye ne yaparsınız? Nasıl bir hayal kurarsınız? Bunları anlatıyoruz. 8. modül değerli dostlar. Aile ilişkilerini düzenlemek modülü. İşte Sayın Hocam, taşlar öğretti bunu bize. 2017'de tek bir parçadan oluşan taş. Manisa, Kafka. 1517 metre yüksekliğinde bir taş. Maviye çalar o taşın rengi. Uranyum zengindir. Bu mıknatıs etkilidir. Ki daha önce Manisa şehrinde de o yüzden magnetik, magnezya idi. Taşlar öğretir bize. Ve Kemalettin Kamu'nun Bingöl Çobanları şiirinde şöyle der: bilmeyiz eski yeni, kuzular söyler bize yılların geçtiği. Ha, işte biz de Manisa Kaf Dağı anlatır bize bilgeliğini diyorum. Manisa Kaf Dağı'nın bana anlattığı bilgeliği 1517 metre yüksekliğinde bir taşın bana aktardığı bilgeliği sizlerle paylaşıyoruz. Siz de eğitimlerinizde bunu anlatıyorsunuz. Biz taş, taş diye bugüne kadar küçümsedik. Taş kafalı dedik. Vallahi şimdi taş kafalı ben de kullandım zamanda. Taş kafalı dediğime utanıyorum şimdi. Keşke taş kafalı olabilsekmiş. Taş ne derin bilgiler sunuyor. Taşın sunduğu İlyada ve Odise 2800 yıl sonra açıklanabiliyor ancak. Şimdi taş kafalı olmak bir hakaret mi yoksa ulaşılması gereken bir menzil mi? Sayın Hocam, valla sizinle bu sohbetimiz çok muazzam bilgiler aktardı. Ben de daha önce şu an sizinle konuştuğum konuların bir kısmını konuşmamıştım. İlk defa bunları ele aldım. Hele taş kafanın bir hakaret değil, bir ödül olduğunu şimdi anlıyorum sizin. Neler söylemek istersiniz sizin değerlendirmelerinizle? Hocam öyle güzel, öyle akıcı anlatımınız var ki muazzam. Daha üstüne söyleyecek çok fazla bir şey bulamıyorum. Burada çıkarttığım aslında böyle bir analiz derseniz, böyle küçücük bir kelimeyle, böyle bir kağıt kelimeyle Lütfen aktar değerlendiriniz. derseniz, ne taşı, ne toprağı, hepsinin başlangıcı orası. Daha da ötesine gidersek aslında yaratılışımız, ilk başlangıcımız da oralar. Aslında hiçbir şey biz ayırt ettiğimiz için işte orada taş kafalı, burası işte farklı kafalı, burası çok zeki, burası çok akıllı veya çok affedersiniz burada işte geri zekalı diye adlandırdığımız yerler veya adlandırmayı öğrendiğimiz kısımlar aslında burada ayrıştırdı. O zamandan ne taşı, ne toprağı,
çöpü hiçbirini ayırt etmeden insanların da farklı farklı özellikte olduklarını fark edebilseydik aslında veya fark edebilselerdi daha önceki nesillerimiz. Vefat edenler nurlar içinde yatsın, yaşayanların yaşları uzun olsun ama burada da işte ayırt, aslında ayrım var. Hepsini bir kaynaştırsak, dünyada ne ot, ne çöp, ne başka bir şey, ne insan, ne erkek, ne kadın, hepsi bir bütünün parçası olduğunu fark edebilsek, taşı öyle güzelliğiyle sevebilsek, insanı insan diye sevebilsek, hayvanı hayvan diye sevebilsek, aslında onlar bizi sarıp sarmalıyor. Bir de okumaya öğrenebilsek, ikrade ne, oku diyor. Aslında biz neyi öğrendik hocam? Okullara gider gitmez oku 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 böyle silah zoruyla. Aslında her şey bize sadece kitaplarda değil de sizinle varlığınıza şükürler olsun. Okumayı bir kez daha anladık. Dini bilgilerde de bunu görüyorduk. Oku oku hep sadece kara kaplı kitaplarda okuyu öğrendik. Aslında o taşı da okumayı bilseydik. Eski zamanda yaşayan evliyalar, enbiyalar, aslında daha da geriye gittiğimizde peygamberler, yaratılışımızda aslında oku denen, ikra denen yerin aslında o taşı, toprağı, otu, çöpü okumayı onlar biliyorlardı. Bir zamandan sonra unutturuldu. Aslında orada kopukluk oldu. Şimdi burada tekrardan siz o bağı atıyorsunuz aslında. Tekrardan o bağı bağlıyorsunuz. Allah Şimdi razı olsun. aslında okumayı anlıyoruz hocam. O taşı da değer vermeyi, o bitkiye de değer vermeyi, artık insanlar arasında hiçbir cinsiyet ayrımı yapmadan, hiçbir inanç ayrımı yapmadan, güzel çirkin ayrımı yapmadan artık hepsini sarıp sarmalayıp sevmeyi öğrendiğimizde okuyoruz o zaman. O öfke, kin, nefret yıkılıverip gidiyor. Aynen Diye öyle Sayın düşünüyorum. Hocam. Çok güzel dile getirdiniz değerli dostlarımız. Bizim eğitimlerimiz Atlantis uygarlığı bilgileri birinci modülden sekizinci modüle kadar anlattığımız her şey oradan gelir. Ve biz bilgiye kitaptan, bilgisayardan ya da duyarak ya da görerek, koklayarak, dilinizle tadarak ya da dokunarak ulaşmayı bir kenara bıraktık. Biz bilgiye ruhumuzla ulaşmaya yıllar öncesinde, 7 yıl öncesinde başladık. Ve okumak sözcüğünün manasını hocamızın dediği gibi genişlettik. Değerli dostlarımız bugüne kadar insanlar. Okumak dediklerinde alfabe bilmek, sayfalardan, levhalardan onu okumak zannederlerdi. Okumayı iki kapağın arasında sıkıştırmış kitapla sınırlar diller. Ama benim annem okuma bilmiyor. Büyük ihtimalle pek çoğunuzun 4 nesil öncesinde nineleri, dedeleri okuma bilmiyor. Peki onlar evreni okumuyorlar. Değerli dostlar, okuma bilmek demek, alfabe bilmek demek değil, ruhuyla her tür bilgiye ulaşabilmek demek. Peygamber Efendimiz'e de İkra ayeti söylendiğinde, Yüce Allah oku dediğinde, Yüce Allah peygamberin okuma yazma bilmediğini elbette ki biliyordu. Okuma yazma bilmediği halde peygamberimize neden oku dedi? Çünkü o alfabe değil ki okumak. Alfabe bilgiye ruhuyla ulaşmak demek. İşte değerli dostlarımız, okumak sözcüğünün manası değişti, genişledi. Ve insanlık şu gelişimden geçiyor bakın. Bizler Türkiye'de son 80-90 yılda okullaşma içine girdik. Tamam. Peki yani bundan 200 yıl önce şimdiki gibi okullar hiç de yaygın değildi ve okul yoktu. Mahallemizde ya da sokağımızda bir okuma yazma bilen biri varsa giderdik onun yanına 3 hafta, 3 ay, 2 ay, 2 yıl Elif, B, T, S, C, M, H, R, Y, onlarla okumayı yazmayı bilirdik.
Ama o zaman da toplumun belki %5'i okur yazardı bulunduğu coğrafyaya uygun olarak. 200 yıl önce okullaşma yoktu. Son 80 yıldır okullaşma var. Okul binaları var. Her şehirde yüzlerce okul var. İstanbul'da mesela binlerce okul binası var. Peki lütfen hepiniz şöyle düşünün değerli dostlar. Bundan 100 yıl sonra 2122'de bu okul sayıları artmış mı olacak? Binalar çoğalacak mı? Yoksa okul denen bir bina ortadan kalkacak mı? Okul denen bir bina kalmayacak. Ben size söyleyeyim değerli dostlar. Her geçen gün şu andan itibaren okul binaları azalacak. 5 sene sonra okul binalarının bir kısmını belki hastaneye dönüştürecekler. 10 yıl sonra okul binalarının bir kısmı vergi dairelerine dönüşecek. Bir kısmı kaymakamlık binalarına dönüşecek. Bir kısmı belediye ek binalarına dönüşecek. Şu an mevcut olan okullar değerli dostlarımız 20 sene sonra 30 sene sonra hemen hemen ortadan kalkacak. Çünkü biz şimdi neye geçtik? Online eğitime geçtik. Peki 50 yıl sonra değerli dostlar şu an hala bizim eğitimimize geçmeyenler bizim eğitime geçtiklerinde online eğitimin de ötesinde olduğumuzu anlayacaklar. Çünkü biz bilgiye ulaşmak için ruhumuzu kullanıyoruz ya. İnsanlar bilgiye ulaşmak için bilgisayarı kullanıyorlar şimdi. Vallahi hiçbir bilgisayarın ulaşamayacağı bilgiye biz ruhumuzla ulaşıyoruz ve bunu kanallıkla defalarca defalarca yazdık. Hiçbir kitapta, hiçbir bilgisayarda olmayan bilgilere malzemesiz bilgisayarımız yani ruhumuzla ulaştık. İşte 100 yıl sonra okul binaları olmayacağı gibi 100 yıl sonra bilgisayarlar da ortadan kalkacak. Şu an belki pek çoğunuz diyorsunuz ki bilgisayar ortadan kalkamaz ki. 50 sene önce de okullaşma ortadan kalkacak, okul binaları olmayacak dediğimizde de okul binaları olmadan insanlar nasıl eğitim alacak denirdi. Değerli dostlar, okul binaları da olmayacak. Bilgisayarlar da olmayacak. Cep telefonları da, telefonlar da olmayacak. Bundan sonraki günlerde bizim eğitimlerimiz yaygınlaştıkça, kişiler kanal olduklarının farkına vardıkça, hiçbir kitap ve bilgisayardan ulaşamayacakları bilgilere ruhlarıyla kolaylıkla ulaşabilecekler. Ve işte o zaman şifa için, bereket için, bilgelik için, huzur için, mutluluk için, cesaret için, yüksek enerji için, ab hayat için, hakikatin ötesine, alemlerin ötesine geçmek için, sonsuz farkındalığın ötesine varmak için, ebedi gençliğin ötesinde sonsuz bir yaşamın içinde, varlık ötesinde yaşamak için Refik Korkmaz eğitimlerinin önemi daha da iyi anlaşılacak İnşallah. ve daha da geliştirilecek. Ben 30 yıldır bu eğitimi geliştiriyorum. Hele bir tarih 2422 olsun. Şöyle 400 yıl bir geçsin bakalım. 30 yılda bu kadar geliştirdim. Hem de işte sayılı arkadaşlarımızla sizlerle. 400 yılda belki 20 milyar insanla bu eğitimleri geliştirdiğimizde bu din nasıl olacak? Elinize, yüreğinize sağlık Sayın Hocam. Lütfen telefon numaranızı bir kez daha söyleyeyim. Eğitim almak isteyenler size nasıl ulaşsınlar? Telefon numaram 0543 389 0209 hocam. Tüm modüllerin eğitimlerini vermekteyim. Sizinle beraber tekrar edeyim. 0 543 543. Ne 389 güzel. Unutmazsınız arkadaşlar. 0 5 4 3.
389 389 0209. ha, 0209 Ayşegül Yazgıcı hocamızdan tüm modül